2015 ve 2017'nin ödülleri birlikte verilmiş olacak. O yüzden yoğun da bir programımız var. Uluslararası Kafkas Derneği'nce 10. Uluslararası Kafkas Ödülleri yılın en iyileri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen tören 15 Temmuz şehidi Erol Olçak anısına yapıldı. Törende konuşan Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk, 2007'de ilki düzenlenen ödül töreninin her yıl Türkiye'nin farklı bir ilinde yapıldığını söyleyerek, "Biz Anadolu coğrafyasını ana vatan kabul ediyoruz. Kafkasya bizim ata vatanımızdır," dedi. "Biz Anadolu coğrafyasını ana vatan kabul ediyoruz. Kafkasya bizim ata vatanımızdır. Dedelerimizin mezarı oradadır. Babalarımızın mezarı buradadır. Biz her kim bu toprakların sahibiyse biz de o kadar sahibiz." 15 Temmuz şehitleri anısına Sinevizyon gösterisinin sunulduğu törende Kafkas dansları gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. Abdullah Olçak oldular. Törende yılın onur ödülü 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'a verilirken ödülünü kardeşi Cevat Olçok aldı. Olçok, merhum ağabeyi ve ailesi adına bu ödülü alırken hem üzgün hem de mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi. "Abim ve ailem Olçok ailesi adına bu ödül olmak beni hem üzdü hem de mutlu etti. Üzgünüm çünkü abimi de burada gördük, şehit olanları gördük. Mutluyum. Bu camia, bizim camiamız abimizi ve kahramanlarını unutmadı. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar." Yılın siyasetçisi ödülü Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'na verildi. Türkmenoğlu annesinin Çerkez olduğunu belirterek ödül töreninde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. "Benim annem Çerkez. Dolayısıyla şöyle diyoruz, Çerkezler de sürekli anadan geçiyor. O yüzden aslında ana dilimiz Çerkezce. Evimizde de Çerkezce konuşulurdu. Ama çok zor, öğrenemedim. Sadece bazı şeyleri anlıyordum. Annem işte ma yavrum, al yavrum, işte haynapa, ayık falan. Vay, bize uyarıcı şeyleri çok iyi hatırlıyorum." Gecede yılın televizyon programı ödülüne ise Kanal 5 Ankara temsilcisi Aydın Tufan layık görüldü. Tufan'a ödülünü eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız takdim etti.